Gayseri. Peki bu arada Abdülkerim hocam müsaade istiyor. Abdülkerim hocam müsaade istiyor galiba. Ne oluyor ya, anlamıyorum. Arkadaşım gelecek dedim, o geldi hemen. Allah gel. Evet. Abdülkerim hocamıza bir şey geldi. Arkadaşım geldi. Bu ne ya? Şöyle bırak sen arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Evet, arkadaş dediğin o muydu hocam? Evet, arkadaşım benim. Aa, arkadaş. Bak, bu ne? Bak al da insanlık gör. İnsanlık gör. İnsanlık gör. Boğazımdan gitmedi. Ben buraya yayına gelmeden önce vallahi yedim. O ne? Restoranttan söyledim. O ne? Halis Mulis Kayseri mantısı. Bak yoğurtlu Kur'an çapsın. Yer o Rasim, yer o. Boğazımdan geçmedi Rasim. Kendi elleriyle hazırlıyor. Vallahi billahi bak. Ah Galatasaray, bize üstünde. Bunu da yaşattınız. Sen zamanında ama neler yedirdin. Yağlı Kayseri mantısı yediriliyor. Aç al kendin aç. Sen zamanında neler vallahi yedirdin yoğurtlu, Rasim. Sarımsaklı. Özel Kayseri'den gelmem yoğurtta. Kur'an çapsın hepsi Kayseri. Kayserili arkadaşım restoranta özel getirttim sana. Ben yedim yayına gelmeden. Güzel. Ya benim kardeşim bak Kayseri, Fenerbahçe Kayseri bize mantıyı yedirdi. Fenerbahçe Galatasaray ezeli dosttur. Sen de benim dostumsun. Al gönlüm el vermedi tek başıma yemek. Vallahi boğazımdan evet, geçmedi Sinancığım. Sana da söyleyeyim. Afiyet olsun. Ahmet hocam Sinan. Söyleyeyim mantı. Yer misin Sinan, Sinan abi? Vallahi yer misin hocam? Sinan yer misin? Sonra yersin. Sinan abi, ya da reklam arasında yersin. Reklam, ya da açsan şimdi ya de yiyebilirsin. Kardeşim. Ey Galatasaray bakın canlı yayında Kayseri mantısı yediriliyor. Bizimle dalga geçiliyor. Ne alakası? Küçümseniyor. Nasıl biz galip geleceğiz? Nasıl? Peki. Mudat da elinden geleni yaptı. Ona rağmen yenemedik kardeşim. Öyle deme ya. İtirafa bak, Mudat elinden geleni yaptı diyor. Hocam konuşsana. Bir dakika. Burada söz Ahmet Hoca'ya düşer. O zaman o penaltı olayına bir gelelim. Penaltı olayına gelmeden önce. Bir şey yapmadı. Muğda'da da yüklenmeyin. Sen söyledin. Ben bizimkilere kızdığımdan adamı diyorum. Adamı topa sokuyorsun. Ne diyorsun? Yüklenmeyin diyorsun. Bak şu an benim kızdığım konu şu. Şu an sosyal medya başta terim olmak üzere bizim futbolcuları doğramalıydı. Bir baktım. Muğda'da kardeşimiz gariban öyle şike mike yapmadı. Yalan onlar. Ayıptır. Ya yapmayın. Öyle bir şey yok. Zaten konuştu. Birazdan Muğdat'ın özel röportajını vereceğiz. Ben de diyorum ki yani Muğdat kasıtlı değil. Ama elinden geleni yaptı diyorsun ya. Bile, sonuçta yani yaptığı çocuğu sen yapıyorsun yarıyordu. Ona rağmen biz çocuğu ateşe atıyor. Gelemedik. Ya. Hayır. Gayri kasıtlı yaptı. Yani kasti yapmadı. Gayri kasti olarak dolaylı olarak Galatasaray faydalı oldu. Bilmedim olur bazen. Malmö maçında da kimdi sizin? Recep. Dolaşatay'la kendi kalesine gol attı. Ne yaptı yani? Malmö'den para mı aldı? Yok öyle bir şey. Hatadır, yanlıştır. Recep Malmö'de oynamadı ama. Yapma ya. Muğdat. Öyle tabii ya. Sen şu an Muğdat'a haksızlık yapıyorsun. Hayır ben senden Muğdat konusunda aynı görüşteyim. O kaza çocuğun şanssızlığı tabii. Şanssızlık. Hiçbir oyuncu öyle bir şey yapmaz da. Hani Recep'le Malmö gibi. Buradaki dedikodunu niye çıkıyor? Daha önce Galatasaray'da oynadığı için. Da yani gayet kötü. İyi de ayrılamadı yani Muğdat'ın. Evet Rasim bu arada... Sadece teaser'da verdiğimiz görüyoruz. Maç satan... Halimize bakın. Rasim. Ne var halinde ulan? Göstersin. Gözün Galatasaray. Fatih Terim, Mustafa ayıp. Cengiz. Başkan olmaya kalktım. Ayıp. Her türlü tuhaflıkları yapan arkadaşlar. Ayıp. İnsanlar... Bütün Galatasaray camiası. İnsanlar düştüğümüz durum bu. Bir dakika ya. Canlı yayında bize... Mantı yediriyorlar. Allah'tan mantı yediriyorlar. Başka bir şey yedirmiyorlar. Şu halimize bak. Peki. Sen onu yerken artık o konuya yavaş yavaş girelim. Ya, ayıp ya. İnsanlar peynir Ahmet ekmekle Çakır'ın karnını doyuruyor. Sözü yarım kalmıştı. Rasim tamam. Kimi beğenmiyorsun? Rasim tamam. Yeriz. Başka zaman yeriz. Şimdi. Koyalım, hadi. Doğru. Ahmet Çakar Muğdat olayına giriyordu. Ve Turgut Doman'la VAR hakemi Ali Balabıyık'ın performansını da soracağım. Canlı yayında bir kere yedik. Olay oldu biliyorsun. Yemeyelim. Bir kaşık al ama ya. Hocam arada ben senin yönünü alacağım. Tamam mantı olayı sen... Mantını yerken biz Ahmet hocamla konuşalım şimdi. Koy. Evet neyin hocam. Neyin başka yiyeceğim? Evet. Koydum abi. Evet hocam. Bazı olaylardan ve insanlardan utançtı. Kimden hocam? Ayda. Mesela. Söz meclisinde kimse kendi üzerine bir. Yok yani mesela. Bazı insanlar utanç. Böyle var. Çok güzel. Makyajlı kadınlar vardır. Allık, pulluk, saçlar boya, fönlü, rimel, fondöten. Kadın sabah kalkar, makyajlar silinmiş, güzel akmış, kadın kokmuş. Işte ha dersin ki bu. Maalesef bu akşam Fatih Terim'den utanç duydum. Niye? Neden hocam? Niye? Müsaade edin şöyle. Abi söyle. Bir dakika kardeşim. Her şeyi, bir dakika ya, bırak. İfade özgürlüğü buyur, neden hocam, bu ülkede bir şey varsa. Hocam ben dinliyorum. Ben de dinliyorum. Ben bunu söyleyeyim, kimseye hakaret etmeyeyim. Ben de dinliyorum. Dinliyoruz hocam, buyur. Ben de dinliyorum.
Hep şu örneği veriyorum. İngiltere'den bir tane futbol adamını al, oteldeki başta ince. Fatih Terim'in basın toplantısını simultane aynı anda tercüme et. Evet. Ez cümle şu. Hakem 5 dakika oynattı, az oynattı diyor. Tamam. Koskoca Galatasaray'ın hocası. Koskoca Türk milli takımının en başarılı hocası. Koskoca UEFA şampiyonu apoletli bir adam. Kayseri gibi senden fersah fersah mütevazi. Daha düşük kalitede bir takımı. 10 kişi. Yeremiyorsun. Ve niye 5 dakika oynatma? Kaç? 25 dakika mı? Ve buna Fatih Terim bu olaya sığınıyor. Ayrıca. Şunu söylesene. Eğer Galatasaray'ın kazandığı penaltıysa ben 25 yıllık hakemlik hayatımı silip atıyorum. Fakat utanmadan bazı kanallarda sanki Galatasaray şaibeli bir şey olmamış gibi bu penaltıyı okkalıyorlar. Hem de şeyle böyle kaynatarak davul zurna. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hocam, ve bu akşamki hakeme sevgili kardeşim Deniz Çoban vasatın üzerindeydi diyor. Bu akşamki hakem hakem değil. Nasıl vasatın üzerinde? İlk devre Muğdat'ı kolundan çeken indiren Lines. Minimum sarı kart. Bak minimum. Ve frikik. Hemen ceza. Frikik demek %30-%20 duruma göre şey demektir. Şimdi Ali Palabıyık'ta da ayrıca işim var benim. Şimdi ben onunla da ayrıca işim var. Hmm. Ben bu akşam. Ya şimdi eğer adam kayıracaksan o hakemi, bu hakemi, bu takımı bu işleri yapmayın kardeşim. Eğer sen bu akşamki hakeme, Galatasaray maçındaki hakeme. Vasatın üzerinde demek, iyi ile vasat arası demektir. Bunu söylüyorsan, ya ben hakemliği hiç bilmiyorum. Ya ben 25-30 yıl hakemlik, 20 hakemlik, 20 de şey, 40 yıl hokkabazlık yapmışım. Bakın şurada şunu söylüyorum. Bu akşam Galatasaray o penaltıyla kazansaydı. Ya bakın açık söylüyorum. Darbe yok demiyorum var. Bunu çözemiyor bir eski hakem ve eski futbolcular şunu diyor. Darbe var. Ceza alanında her ikili mücadele, her koşu esnasında darbeler olur. Darbeyi alırsın. Darbeyi vücut hissettikten sonra beyne gider. Sinir sistemiyle beyin darbeyi aldım der. Düşünür atayım der. Ya da darbeyi alırsın beyne meyne gitmez orada. Düşersin. Fiziki olarak yani. Hemen, fiziki olarak, mekanik olarak düşersin. Bravo. Şimdi mesela şu var. Ben Apo'yu itiyorum. Ahmet beni itti diyor. Atayım kendimi diyor. Bu sinir sistemi karar tekrar eylem. Aynen. Ben bunu böyle bir iteyim. Apo, yemişler Apo'nun sinir sistemi. Apo aşağıdadır. Ya da aynı şekilde o bana. Şimdi bugün Lines darbeyi alıyor. Güzel. Bir adam adım atıyor. Öteki adımını attıran buradan oyuncunun geldiğini görünce bırakıveriyor. Şimdi utanmazlar. Evet. Arlanmazlara sesleniyorum. Hani var hakemi flu pozisyonlara hiç girmeyecek. Bu bir defa flu da değil. Bu penaltı falan değil. Tabii canım, bakın bu penaltı değil. Bakın Türk hakeminde pislik yapmaya başladınız. Lan Fırat. Hocam çok sürdüğün penaltı ya. Nasıl penaltı ya? Ankara Gücü'ne verdiğin penaltı. Euro penaltısı ben de hakemliğimi yırtıyorum. Bak evet, bundan evet. Konuyu atlıyorum. Çok öfkelenmişsin hocam. Dün Kayseri Trabzon'da. Ben görmedim. Sonra ne var o golde? Evet evet. Bir dakika var. Bir dakika siz var. Var hakemleri. Ali Palabıyık. Şimdi sen ölene kadar bu tür pozisyonlarının birini penaltı verme. Bak ben sana ne yapıyorum? Ali Palabıyık dedim bugün var. Evet. Şimdi utanmadan da, insanlar. Fatih Terim hakem 5 sana kıyak yapmış penaltıyı vermiş. Penaltıyla birlikte Muğdat'ı da atmışsın. Arkadan müdahalede kasıt olursa atarsın. Bir defa burada kasıt yok ki bir temas var. Niye adamı atıyorsun? Basmaya galiba ben. Ya bilerek falan basmadı kardeşim. Bunu her zaman söylüyorum. Bilerek bak, basmadı. Sinan şimdi futbol oynadığı için 18 içinde çok bulunmuştur. Ben de defans oynardım. Ben de hep 18 içinde hayatım geçti. Bizim... bunu defalarca her sene beyaz futbolda anlatıyorum. Bir futbolcunun özellikle ayak baş parmakları, tırnakları en az 8 kere 10 kere morarı ve düşer. Şunu düzeltir misiniz? Fatih Terim'in konuşmasından utanç duydum. Fatih Terim'in hocam, konuşmasından utanç duydum. Estağfurullah yok sözümden değil şey bütünlüğüm evet. Kayboldu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oyuncular birbirinin ayağına basabilirler. Tırnağına basarlar ayağını. Yalan mı Sinan? Korner atılırken olur, ikili mücadelede olur. Orada basmanın şiddeti önemlidir. Seni düşürür mü düşürmez mi? Ahmet Hoca burada çok haklı. Muğdat koşarken aksiyon ayağı istem dışı Lines'in arka topuk kısmına değiyor. Fakat ondan sonra sayın. İki adımı net atıyor. Lines iki adım atıyor. Bırak düşmeyi. İki adım atıyor. Topu yakalamak üzere çünkü.
Üçüncüyü atarken öbür Kayserili oyuncu gelip topu kornere çelince kendini yere bırakıyor. Tamam mı? Hı. Bu pozisyonu sana alıp VAR'a çağırıp önünde kamerayı ağır çekimle o basmayı bak şimdi buradaki resimdeki gibi aynı bizim önümüzdeki resme gibi gösterdiğin an şimdi böyle yapar millet buna. Aa işte basmış ya ne var ya. Bu olmaz. Hı hı. Bu resimle olmaz. Bu ağır çekimle falan olmaz. Maçı izlerken normal oynanırken hiç penaltı geldi mi aklınıza? Yok. Gelmez. Çünkü gelmez. Adam devam ediyordu hareketine. Ve ikinci oyuncu yetişmedi. Sen şeyi anladın mı penaltıyı? He? Penaltıyı ben ne anladım biliyor musun kafadan? Göremedim. Ne anladın? Ne anladın? Çarpışıyorlar ya. Heh. He. Hepimiz oraya baktık. Çarpışıyorlar yani. He. Hani kim kime vurmuş? Gibi. Anlaşamadık. Bunu göremedik. Evet şimdi kalkıp buna sanki hiç ortada bir şey yokmuş gibi şey... Mudat hatalı canım burada. Bak mahsus penaltı yaptırdı. Mudat'a haksızlık etmemek lazım. He, penaltı yaptırdı bir de yok, kendini attırdı. Bir kere pozisyon penaltı değil. Şimdi diyecekler ki işte görüntüyü görmüyor musun? Ben demişim böyle görüntüyü. Bana resim göstermeyeceksin. Bana ağır çekimde değebilir. Ben de o zaman o görüntüye diyorum ki siz de görüntüde dikkat eder misiniz? Lines o değmesinden sonra Mudat'ın ayağının değmesinden sonra kaç adım atıyor? 3 adım atıyor. Evet 3 adım atıyor kardeşim. Yakalayıp çünkü ikinci de gol yapmayı düşünüyor sağ çaprazdan ya da içeri geçecek. Öbür adam kademeye girince çaresiz bir şekilde artık kendini düşmek zorunda kalıyor. Bir dolayısıyla Ahmet Hoca'ya... Avantaj kullanmış olabilir mi? Ahmet Hoca'ya olabilir ama pozisyonda penaltı yok. Çünkü adam darbeyi düşürecek bir darbe falan değil. Şimdi ben size her futbol müsabakasında bu tip değmeler orta sahada 18'inde yani olur. Gerçekten de geceye damga vuracak. Yani hazır hemen izliyoruz. Atılmışsındır belki. Ben senin ağzından birkaç cümle... Hani orada pozisyon gereği sen ayağına bastın. Yani... Ben basmadım abi. Zaten o pozisyonda ben onu görmedim dedi. Bir anda öneme çıkınca ayağı önüne geldi anladın mı? Hiç yeni bile görmedim. Evet. Yani bir anda koşuyu yaptım o orada diye. Ayağı yerinde falan diye sulu değildi hatta benim ayağım. Yani orada hiç kastı bir şey yok değil mi? Yok abi kastı olur mu ya? Öyle şey mi olur? Bir de senin bir elle oynadığın bir pozisyon var. Orada ne oldu? Abi düştüm o pozisyonda gitti zaten. Kaleciyle karşı karşıya gibi bir şey kalacaktı. O yüzden oyunu kestim o elle. Peki arkadaşların maçtan sonra sana destek çıktılar mı Murat? Konuştun mu? Tabii ki destek çıkıyorlar abi ya. Geç kalmaz. Yani kötü bir niyetim yoktu o maç. Olmaz da yani. Yani bir an maç satmış, harfını satmış. Aynı şey yani. Sen öyle bir insan değilsin. Ben seni çok iyi tanıyorum. Bilmiyorum sana... geldi böyle şeyler artık ya. Ben böyle bir şey yani insanı olmayacak bir şey olur ya yani. Görmeyeceğim kırmızı kartı bu maçta görülmüş yani. Yapacak bir şey yok. Senin daha önce hiç kırmızı kartı yok değil mi? Yok abi hiç. O da senin şanssızlığın ya bence. Senin eski Galatasaray'da oynamandan dolayı mı çıkıyor sence böyle şeyler sorsam? Abi bu şeyler Fener'le bizim arkadaşı yaşadığımız için çıkıyor. Bu ne sıkıntı? Yani biz o pozisyonda yani spontane olay gelişti. Arkadaşı gayet son pozisyonu kovaladığımız pozisyondan dolayı böyle şeyler oldu yani. Sen de vicdanen rahatsın. Yastığa başını rahat koyacağından çok eminim. Aynen abi öyle şey mi oldu? Çok şükür en yani beraber kaldık en çok sevinen gardım yani çevre. Kayseri taraftarlarına bir söylemek istediğin bir şey var mı? Ya vallahi abi ben işte nerede geçiyorsam ben oralıyım yani yapacak bir şey yok. Böyledir yani. Doğru. Sen de Beyaz Devlisin, ben de şu an Kayseri doğruyum. Peki Samet Hoca ne dedi? Konuştun kendisiyle. Ya olur böyle şeyler. Olmayacak şeyler değil bunlar. Yapacak bir şey yok yani. Ki benim olması kötü bir şey oldu abi. Devrim Zengi'ye özel açıklamalar. Çok. Teşekkür ediyoruz bu röportaj. Bu Mudat'ın karakterine bayıldım. Bak ses tonundan. Artık Kayseri Spor taraftarına söylüyorum. İfadesini görmedim. Bir dakika ya. Elle oynamak da haklı. Dediği doğru. Elle çekip sarı kartı görmeye razı gösterdi. Solda yaptı çok tehlikeli bir atak oluyor. Haklı. Penaltı penaltı değil. Hocam görmedim mi? Çocuğum bir suçu yok. Surat ifadesini görmedin mi? Zaten. Surat ifadesini görmedin mi ya? O pozisyonlarda falan. Ne kadar üzgün. Bravo bravo. Maç satan. Tamam ben kullanmayayım o kelimeyi. Doğru öyle. Nokta noktasını satar diyor. Yok. Abi onu söyleyip durmak o da çirkin bir tabir yani. Öyle dedim. Evet. Sert. Bak şerefsizliktir. Bitti. Tamam öyle ki bak tabir çirkin olabilir tabir ama çirkin futbol abi. aleminde ve kaba. Sinan bilir kaba. Bu evet bu çirkin tabir futbol aleminde konuşulur bu efendim. Şike mevzuları olduğu zaman maç satma hep gibi olur bunlar. Ve evet. Bu şeye ithama düşen insanlar bu öyle kelimeyi yani kullanırlar. Nerelere bak Türk futbol tarihinde de her türlü teşvik gayri ihtiyari yani insanlar bunu söyler. Hani maç satarsan o lafı evet söylerler. Çirkin ama
Söyler futbolcular. Ama satan da çok satmıştır geçmişte yani. Ben vallahi maç satan adam hiç tanımadım. Bak yemin ediyorum. Ha, teşvik alan var. Bak teşvik alan gördüm. Ama maç satan, maç satmak ayrı bir şey. Evet. Ama bu arada iyi oynamak için teşvik alan çok biliyorum. Oho, binler. Efendim. Şimdi reklama gitmek. Biz konuşuyoruz. Sen reklama git. Reklama gitmek zorundayım ama çok yoğun istek var. Mantı, şöyle yapalım. Ha dur bir şey diyeceğim. Nagihan'dan mesaj var. Diyor ki sakın o mantığı yeme. Nagihan'ın babası Kayseri'dir biliyorsunuz. Evet. Rahmetli babası. O gerçek Kayseri. Kayseri mantısı değil, Kayseri mantısı ufak olur. Abdülkerim abi sana sahte Kayseri mantısı getirmiş dedi. Hanımımın talimatıyla yemiyorum. Ben hanım köylüyüm. Peki. Eşimin talimatlarını yerine getir. Şöyle yapalım. Evet, hayır hocam. Muğdat'ı bir kez daha verelim. Hayır, ondan gibi. Sonra reklama gidelim. Muğdat röportajı bir kez daha ekranda. Sosyal medyada duymuşsundur belki. Ben senin ağzından birkaç cümle... Hani orada pozisyon gereği sen ayağına bastın. Yani ben basmadım abi. Zaten o pozisyonda ben onu görmedim dedi. Bir anda öneme çıkınca ayağı önüne geldi anladın mı? Hiç yeni bile görmedim. Evet. Yani bir anda koşuyu yaptım o orada diye. Ayağı yerinde falan diye sulu değildi aslında benim ayağım. Yani orada hiç kastı bir şey yok değil mi? Yok abi kastı olur mu ya? Öyle şey mi olur? Bir de senin bir elle oynadığın bir pozisyon var. Orada ne oldu? Abi düştüm o pozisyonda gitti zaten. Kaleciyle karşı karşıya gibi bir şey kalacaktı. O yüzden oyunu kestim o elle. Peki arkadaşların evet. Maçtan sonra sana destek çıktılar mı Muğdat? Konuştun mu? Tabii ki destek çıkıyorlar abi ya. Geç konuşmaz. Yani kötü bir niyetim yoktu o konu. Olmaz da yani. Yani bir an maç satmış, arasını satmış. Aynı şey yani. Sen öyle bir insan değilsin. Ben seni çok iyi tanıyorum. Bir de renk geldi böyle şeyler artık ya. Ben böyle bir şey yani insanın olmayacak bir şey olur ya yani. Görmeyeceğim kırmızı kartı bu maçta görülmüş yani. Yapacak bir şey yok. Senin daha önce hiç kırmızı kartı yok değil mi? Yok abi hiç. O da senin şanssızlığın ya. Bence. Senin eski Galatasaray'da oynamandan dolayı mı çıkıyor sence böyle şeyler sorsan? Abi bu şeyler Fener'le benim arkadaşım yaşadığımız için çıkıyor. Bu ne sıkıntı olsa. Hani biz o pozisyonda yani spontane olay gelişti. Arkadaşı gayet son pozisyonu kovaladığımız pozisyondan dolayı böyle şeyler oldu yani. Sen de vicdanen rahatsın. Yastığa başını rahat koyacağından çok eminim. Aynen abi öyle şey mi oldu? Çok şükür en yani beraber kaldık en çok sevinen benim yani şöyle. Kayseri taraftarlarına bir söylemek istediğin bir şey var mı? Ya vallahi abi ben işte nerede geçiyorsam ben oradayım yani yapacak bir şey yok. Böyledir yani. Doğru. Sen de Beyaz Devlisin ben de şu an Kayseri oradayım. Peki Samet Hoca ne dedi? Konuştun kendisiyle. Ya olur böyle şeyler. Olmayacak şeyler değil bunlar yapacak bir şey yok yani. Ki benim olması kötü bir şey oldu abi. Derin Futbol devam ediyor. Muğdat Çelik'in özel röportajı şu anda gündeme düştü. Maç satan namusunu satar şeklinde bir açıklaması vardı. Karısını satar diyor. Ya ben onu o kelimeyi çirkin, kullanmak çirkin istemedim. Çok çirkin aferin. Tabii de. Evet. Bir de anlamadığım şu var. Muğdat Galatasaray'dan gönderildi mi? Evet. Evet. Bir daha dönecek ve mi? Ve kötü bir ayrıldı dakika. Yani bir dakika Muğdat. Ya, bir dakika. Şahsen beni bir yer... Sen futbolcu falan değilsin, bize uygun değilsin deyip gönderdi ya. O takıma kıyak çekmezsin Muğdat'ın, abi. Muğdat'ın. Galatasaray'a sempati duyacak. Ya böyle şey olabilir eşyanın mi hocam tabiatına ya? Da. Ha, kiralık aynen, gider aynen, anlarım. Bırak. Bak kiralık giderse de sonunda döner onu anlayabilirim. Ya şimdi böyle işlerde, bu böyle işlerde. Soğuk da yaptı, soğuk Bursa'da ya, oynarken. Kardeşim bak böyle işlerde istediğimiz kadar konuşalım biz. Futbol seyircisi eğer bir insan futbol oynamadıysa, futbolculuk yapmadıysa, onu anladın, futbol sektörü içinde bulunmadıysa, bravo. Tamam mı? Bu bizim söylediklerimizi anlamasını beklemeyin. Aynen. Hep kafası futbol seyircisinin şeytanlığa çalışıyor. Şike. Acaba Galatasaray'dan aradı, oradan bir biriyle konuşup öyle mi seven bir milletiz falan filan. Komplo seviyoruz. Ya ben çok açık söylüyorum. Muğdat denen çocuk bugün çok şanssız bir gece yaşadı. Bir de derler ya sakınan göze çöp batar, çöp batar diye. Bravo. O çıkarken zaten... Maça çıkarken geceden düşünmüştür hep, tamam mı? Ulan benim aleyhime bir şey olur mu, şöyle olur mu diye. Sakınan göze çöp battı. İlkinde adam ayağa kaydı, doğru, düştü. Doğru. Eliyle topu çekmese alıp 18'e girecek. O havliyle çekti. İkincisinde zaten çocuk dengesini bizim yitirdi. Söylediğimizi söylüyor. Orada aynen. Çocuk penaltı yap. Penaltı değil ki diyor. Benim ayağımın burnu değdi ona diyor. Yani anladın mı? Yani evet, şimdi evet. Çocuk bu bravo. Şekilde. Ben şimdi buna ama futbol seyircisinin ağzını kapatamazsın. Çünkü... Futbol onun için böyle bir şey işte. Yani onun için bu kadar kitleler seyrediyor. Aynen. O yorum yap, şey üret, senaryo üret. Yani çok müsaittir futbol senaryo üretmeye. Ama işin aslı şudur. Bir futbolcu ekmek yediği yere hakikaten ihanet etmez. Onu yapan, yapacak karakterde olan adam
Muğdat'ın dediği o ayıp bulduğumuz eylemi de yapar. Orada Muğdat'a katlanıyorum. Ya eğer onu yapabilecek bir adam, Allah korusun, para için her şeyi yapan adam demektir. Bak, para için bütün ekibini, arkadaşlarını, emeğini satan adam, tamam mı? Aynı şekilde diğer söylemekten imtina ettiğimiz işlemi bile yapar. Çünkü bu ne demektir biliyor musun? Bir insan şunu diyorsa, aga ben para için her şeyi yaparım demek dünyanın en şerefsiz işidir. Bak Apo'cum. Özellikle bu Anadolu takım oyuncuları, biz de Beşiktaş'tan ayrıldım gittim Ankara Gücü'ne. Anadolu takım oyuncuları özellikle bu tip büyük maçları beklerler kendilerini göstermek için, iyi oynamak için. Aynen. Hep öyledir. Kendilerini. Yani nasıl Avrupalı oyuncular Türkiye'ye geldiği zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu? Daha kolay transfer edebiliyorsun. Üst düzey oyuncudur. Almak istiyorsun. Aa biz diyorsun ki Avrupa'da da oynuyoruz. Bak Şampiyonlar Ligi'nde. Niye? Şampiyonlar Ligi'nde onun karşısında işte Bayern Münih veya işte herhangi Barcelona bilmem ne takımlar çıktığı zaman Brezilya'dakiler bile seyrediyorlar onu. Yani bütün dünyada doğru seni seyredecekler. Sergen Almanya maçından sonra Bayern Münih istemişti. Bu da aynı şekilde Muğdat. Buradan şimdi Kayseri'de burada çünkü şimdi Kayseri, Ankara Gücü, Kayseri, Kasımpaşa veya ne X tabii, maçları tabii. Çok insan seyretmez. Çok iyi seyretmez. Ama bu maçı herkes seyrediyor. Burada bu çocuk oraya transfer olmuş. Ayrıca da Galatasaray'ın çocuğu falan da değil. Evet. Galatasaray'a geldi. Bizi zorlayla da ya. Dolayısıyla bu çocuğu Galatasaray'la bağdaştıramazsın bir. Abi. İkincisi dolayısıyla burada yani kendini göstermek için aşırı konsantrasyondan bunlar oldu. Muğdat haksızlık yapıyor. Kaleci İsmail de mesela Galatasaray'dan gitti. Tabii, gayet güzel çocuk oynadı. Var ya, Allah'tan gayet... çocuk hatalı falan gol yemedi. Evet. Hemen ben baktım sosyal medyada. İsmail Çipe'de girdi eyvah falan filan diye. Yazık ya, Allah'tan çocuk kendi yani. Kendi kalesine gol atmadı yani, mı Sinan abi ya? Evet. Bursa'da oynarken. İyi oynadı Fener Bakı. Hem de şampiyon kaptasın. İyi oynadı. Arkadaşlar bakın bu futbol seyircileri. Bravo ya böyle şeylere falan aldanmayın. Komplo teorisi kuruyorlar ya. Bu çocuk dönecek arkadaşlarıyla aynı soyunma odasına yarın gidecek. Ya çocuğu mahvettiler sosyal medyada. Ki geci değil. Yani onun için ya yapmayın. Bir de şöyle, böyle şeylere prim vermeyelim. Bak mantıksızlık şuradan anlaşılıyor. Adaletsizlik ya. Şimdi bak bir şekilde kabul edebilirim. Şöyle kabul edeceğim. Hadi bütün iyi niyetimle baksam bile olaya şöyle evet. Olabilir. Ligin son iki maç kalmıştır. Aynen. Son maçıdır. Bu daha maçı Galatasaray ya. Kazanırsa şampiyon olacaktır. Tabii. Muğdat'tan ulan acaba mı diyebilirsin. Ya ligin daha 8. Ya, 9. haftası. Ya. 9. Dokuzuncu haftası. Kaç hafta var? 31 abi, hafta var değil mi? 32 hafta mı ne var? Yani burada şike yapmak, maçı bırakmak. Ya, ama ben burada hepimizin ya, uzlaşmasına ya. Çok sevindim. Ya, şu an sosyal medya... Sözlükler, mözlükler, linç ediyor Muğdat'ı. Morali yıkılmış, morali bozulmuş. Muğdat kardeşim, asla moralini bozma. Biz Galatasaraylılar seni nasıl çağırırdık? Dattiri datta, dattiri datta, dattiri datta, Muğdat! Bir de hatta! Bir de nasıl var? Bir dakika. Bakın. Dattiri datta, dattiri datta, dattiri datta, Muğdat! Şimdi çok tecrübeli bir teknik direktörü var. Çok ezildi değil mi? Samet abi. Samet adamdır. Bu işleri bilir, cim gibidir. Bilir. Samet abi kimin ne yaptığını da çok iyi bilir. Muğdat'la da ilgili. Samet abi Muğdat'a sahip çıkar mı? Sen ya tanıyorsun. Çıkacak sahibe çıkacak. Bak, sahip çıkacak bir durum yok 40 ki. 40 senelik dostun. Ya Samet abinin bir yani Muğdat'a sahip çıkılacak Sinan bir durum abi, yok. Sinan abi şu an. Şikeci Muğdat. Ya sen baş ver. Allah korusun öyle bir şey. Öyle diyorlar alçaklar. Yok. Ya abi sosyal medya çıktı mertlik bozuldu. Siz nasıl tezahürat yapardın? Sen onu söyle. Dattiri dat dat dattiri dat dat dattiri dat dat Muğdat. Öyle bağırdık abi. Peki o zaman Fatih Terim. Sen bakma bir iki güne bunlar geçer. Sen abdestinden eminsin. Sen namuslu adamsın, şerefli adamsın. Bugün yanlışlar yaptın. İşte kaydın, heyecanlandın falan filan. O zaman falan. Son defa. Eyvah yeter abi. Ahmet Hoca için bitiriyorum. Son kez. Kapatıyorum. Bir dakika. Ben Muğdat'a moral vermek için yaptım. Siz bu işi Hayrettin'e çevirmeye başladınız. Peki.